vatan millet, sonra ağlayan. Bu yolda savrulan birileri var, birileri var, birileri var. Bu yolda savrulan birileri var, birileri var. Ezan dinmez diye, bayrak inmez diye, şehit ölmez diye, birileri var, birileri var. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen birileri var, birileri var, birileri var. Can verip devleşen birileri var, birileri var. Ezan dinmez diye, bayrak inmez diye, şehit ölmez diye, birileri var, birileri var. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. 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 Kanal 28 ekranlarında Sinop Show'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sanatçı dostlarım, birbirinden değerli arkadaşlarım. Şöyle yanınıza gideyim ben de. Sevgili gurbetçi Ali, Necip Can, Ufuk Okçu ve İzzet Aydın'la bu akşam sizlerle şehitlerimizi yad edeceğiz, şehitlerimizi yad edeceğiz. Az önce görmüşsünüzdür yakamızda yine şehit olan askerlerimizden Sinoplu hemşerilerimizin resimlerini biz göğsümüze taktık. Ve gerçekten programda matemde olduğumuzu bir kez daha ben dile getirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanılan bu kötü olay bizleri gerçekten çok fazlasıyla üzdü. 44 şehidimizin olduğunu biliyorum. Değil mi? Doğru değil mi arkadaşlar? 44 şehidimiz var. Bunlardan iki tanesi bizim hemşehrimiz Sinoplu. Buradan rahmetle anıyorum Berkay Akbaş ve Hakan Tanrıkulu. Bizlerin Sinoplu hemşerilerimizin şehidiydi. Hafta geçtiğimiz günlerde sevgili Ufuk Okçu bizde temsilen cenazelere katıldı ve oradaki insanların gözyaşlarını, duygularını kendisi kafasına not etti. Biz de veterimizi hazırladık. Birazdan veterimizi de sizlere izleteceğiz. Tekrar tekrar şehitlerimize, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet. Geride kalan ailelerine başsağlığı diliyoruz. Vatanımızın başı sağ olsun. Bizler ülkemizde böyle terör olaylarını artık duymaktan gerçekten üzüleceğimiz yeri şaşırdık. Bir yanda Halep'te Müslüman kardeşlerimiz can çekişiyorlar, işkence görüyorlar. Bir yanda bizim vatanımızda şehitlerimiz
bunlara hangi birisine üzüleceğimizi biz şaşırdık artık. Ama zannetmeyin ki size bu meydan kalacak. Biz bakın buradayız. Ben her programda bunu söylüyorum. Bizde Müslümanlıkta şehitlik Peygamber Efendimizin komşusu. Biz Peygamber Efendimizin doğduğu gün şehitlerimizi onun sofrasına gönderdik, onun komşusu ettik. Sizde ne sizde? Sizde ne şehitlik? Şehitlik diyorum da şehitlik değil, özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir haftadır şu olayları izledikçe gözyaşlarımı tutamıyorum. Emin olun ağlamaktan göz pınarlarımda su kalma desem yeridir. İnternette görüyorum şehitlerimizin aileleri gözyaşlarına tabuta sarılıyorlar. Dayanmıyoruz ya dayanamıyoruz. Ağlıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Kendimizi her daim savaşa hazırmış gibi hazır tutuyoruz. Eğer ki ölünecekse nasıl ki ecdadımız savaşarak bu toprakları bizlere bıraktıysa biz de savaşa hazır bir askeriz. Hepimizin bu konuda görüşü aynı bence arkadaşlar. Doğru mu? Yanlışım var mı? Öte yanda Halep'te can çekişen kardeşlerimiz var, Müslüman kardeşlerimiz var. Sosyal medyada videoları paylaşılıyor. Bunlardan bir tanesi beni iki gecedir emin olun uyuyamıyorum. Bir tane küçük çocuk orada dayak atıyorlar çocuğa, işkence ediyorlar. Gerçekten dayanamıyorum. Ve oradaki Müslüman din kardeşlerimizin eşleri kocalarına yalvarır hale gelmişler. Beni öldür, ırzıma geçmeden beni sen öldür diyorlar. Bu ne kadar üzücü bir şey biliyor musunuz? Sevgili Müslüman kardeşlerimiz. Biz buraya çıktık, bu programı yapacağız ama bu programda evet Sinop Show. Sinop Show olduğu gibi sevgili İzzet Aydın, Ufuk Okçu, ben, Necip Can, Gurbetçi Ali yine Sinop'a yakışır bir program yapıp hem şehitlerimizi yad edeceğiz, hem söyleşilerimiz olacak, hem de sizlere güzel bir akşam yaşatmayı temenni ediyoruz. Daha konuşacak çok şeylerimiz var. Sevgili Necip Can'la devam edelim. Güzel türküsünü dinleyelim ondan sonra konuşacaklarımıza. Aydın Bey, ben bu saldırılarda yaralanan tüm vatandaşlarımıza evet. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Orada da yine hemşehrilerimiz var. Yaklaşık evet. 3 tane hemşehrimizin şu anda yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Allah Rabbim onlara şifa versin inşallah. Dualarımız onlarla olacak. Evet. Ben de Türkiye'de bütün şehit olan ailelere başsağlığı diliyorum. Gerçekten Aydın Bey'in dediği gibi çok üzücü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Gerçekten Sinop'umuzda ve her yerde şehitlerimiz oldu. Devletimizi sevelim, devletimizi sayalım, devletimize sahip çıkalım. Ve tüm ailelere, geride kalanlara Allah sabır ve yardımlar versin. Evet. Söyleyecek daha fazla bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok üzücü bir olay. Daha konuşacağız. Evet, daha konuşacağız. Şimdi şunu belirtelim. Bizim programımızın formatı müzik olduğu için biz işimizi yapıyoruz. Hani bu kadar şehidimiz varken tabii ki bu tarz eğlenceye asla evet. Yakıştıramıyoruz kendimizi. Evet. Ama nasıl ki geçtiğimiz programlarda ben örnek verdim. Bir esnafımız cenazesi oluyor ama ertesi gün geliyor dükkanını açmak zorunda. Çünkü evine çoluğuna çocuğuna rızık götürüyor. Biz de burada program yaptıkça evimize çoluğumuza çocuğumuza rızık götürüyoruz. Lütfen burada sizlerin affına sığınıyoruz. Bir evet, kusurumuz varsa hepimizden evet. Ekran başındakilerden özür diliyoruz. Ve türkümüz gelsin. Türkümüze devam ediyoruz. Konuşmalar devam edeceğiz.
dönmemeye yeminim var. Bu beden canımdan çıksa her gün haber mektup salsa geri dön diye yalvarsa dönmemeye yeminim var. Bu beden canımdan çıksa her gün haber mektup salsa geri dön diye yalvarsa dönmemeye yeminim var. Sen bile ölmemeye yeminim var. Bu can bedenden çıksa her gün haber mektup salsa geri dön diye yalvarsa dönmemeye yeminim var. Sevmemeye yeminim var. Git git artık güle güle, aşkımıza zaten yaptın hile. Öldürmek istesem bile ölmemeye yeminim var. Bundan sonra sevmemeye yeminim var. Yeminim var. Necip abi, şimdi çok güzel bir türküydü. Biraz para kazanmamız lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Ne yapıyoruz? Evet, sunum yapmak şu kamera, lazım. Şu kameraya. Şu kameradayız değil mi? Ne diyoruz? Evet. Reklamlar mı diyoruz? Reklamlar diyoruz tabii. Evet, reklamlar diyoruz, gelsin paralar diyoruz. Türkiye'de bir ilk, Sinop Show. Sinop'u evlerinize getiriyoruz. Haydi Sinoplular, ekran başına. Sinop'un sevilen sanatçılarıyla Sinop Show, Kanal 28 ekranlarında. Aydın Sevim, İzzet Aydın, Ufuk Okçu, Gurbetçi Ali ve Necip Can sunumuyla
Sinop Show Perşembe 21.30'da Kanal 28 ekranlarında. Sakın kaçırma. Ayak çikerze efele, boya bat dikmen Türkeli, saray düzü duran gezmeli, ne güzel şehir Sinop. As Müziğin sunduğu Sinop Show devam edecek. İzleyenlerimiz, değerli konuklarımız, şu an Kapaklı'dayız. Kapaklı Yanık Ağal Mahallesi'ndeyiz ve Can Erenler Arts Ofisi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Yiğit Beyefendi yanımda. Muhteşem arsalarımızı geziyoruz. Sizler için özel hazırladığımız muhteşem kampanyalarımızı sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Hemen sözü yerin konumuyla ve sizleri nelerin beklediğiyle muhteşem fırsatlarımızla alakalı bilgiler vermesi için Sayın Mehmet Yiğit'e uzatmak istiyorum mikrofonu. Öncelikle tüm izleyicilerimize Can Erenler'den merhabalar. Şu anki bulunduğumuz yer Tekirdağ Kapaklı ilçesindeyiz. Burası Yanık Ağal Mahallesi. Bu bölge Trakya'nın yatırım için en uygun bölgesi. Neden en uygun bölgesi? Serkezköy Organize Sanayisi arasında sadece 2 kilometre kadar bir mesafesi var. Konum olarak zaten görüyoruz. Azilerimizde bitmiş 5 katlı, 8 katlı imar içerisindeki bir bölgenin hemen bitişiğindeyiz. Burası yatırım yapmak isteyenler için en ideal, en kazançlı yer. Neden en ideal, en kazançlı yer? Zaten Veli Meşe bitişiyle bir tarafında Çerkezköy, bir tarafı Kapaklı, bir tarafı Veli Meşe. Veli Meşe'de hızlı tren projesi de var. Harika, ayrıca harika. Zaten sanayinin hemen bitişiğinde olduğunu söyledik. 2 kilometre bir mesafesi var. Bu bölgeden yatırım yapan hiç kimse zararlı çıkmayacak. Herkes kazanacak, onu biliyoruz. Yani bugün benim satmış olduğum arsa sanayiyle sadece 2 kilometre hakim bir noktadayken bugün Yanık Ağal'ın atıyorum 8-10 kilometre arazi yüzünde yerler de var. Tabii ki bunu gözlemlemeleri gerekiyor. Yani bugün bir çarşı içerisindeki bir yerle bir arka sokağındaki yerin aynı fiyat olmadığını herkes biliyor. Yatırım isteniliyorsa dediğim gibi para kazanmak kolay değil. Bu kazanılan paralarda kolay harcamamak gerekiyor. Güzel yatırımlar, hani demiyorum ben 20 yıl 30 yıl sonra çocuklarınıza miras kalır, torunlarınıza miras kalır. Önümüzdeki yıllar itibaren kazanmaya devam edeceksiniz. İnşallah biz güzel kampanyalarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hemen telefon numaralarımızı verelim. 0212 282 28 60 nolu diyoruz. 0532 161 17 11 nolu telefonu aradıkları takdirde araçlarımız geliyor. Kendilerini alıp arsalarımıza getiriyor. Arsaların evet. Başına kadar getiriyoruz ve tekrar aldığımız yere, evlerinize sizi tekrar geri bırakıyoruz efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Can Erenler Arz Ofisi'nin kampanyaları bugünlük bu kadar. Yine güzel projelerimizde, muhteşem ve yeni projelerimizde karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Giresun Gençlik Merkezi, Panorama Park. Düğün, nişan, sünnet, doğum günü, toplu yemek ve bütün organizasyonlarınız için Giresun'daki tek adres. Deniz kıyısında hem açık hem kapalı alanıyla, açık otoparkı, çocuk oyun alanları ve sosyal tesisleriyle ailenizle doyumsuz anlar geçirebileceğiniz nezih bir mekan. Panorama Park. Erken rezervasyon, özel fiyatlar. 0454 777 1444 0454 777 2444. Haşim Market. Herkes bir fiyat der, Haşim az der. Haşet Estor bir Haşim az der kuruluşudur. Haşim Market, İhsaniye Mahallesi Yalı Sokak, numara 5, Bulancak, Giresun. Telefon 0454 318 22 21. Haşim Market. Herkes fiyat der, Haşim az der. Yatırımın öncüsü Bener Arsa Ofisi, 35. yılına özel kampanyasını iftiharla sunar. Toprak anadır, doğurgan ve koruyucudur. Çünkü ekmek orada, iş orada, aş orada, ev orada,
ve yaşam orada. Bener diyor, kazanç da orada. Çocuğunuzun bahtını yapamayabilirsiniz. Tahtını Bener Grup ile beraber yapabilirsiniz. Altının ederini sarraf, arsanın değerini Bener bilir. Bener Grup arsada 35 yıllık birikim. Bener ailesi olarak topraktan gelen berekete sizleri de ortak olmaya davet ediyoruz. İstanbul Silivri bölgesinde 250-300 metrekare arsalarımız kefilsiz, vade farksız, 36 aya varan taksit seçenekleri ve Bener Grup ayrıcalığı ve güvencesiyle sizleri hemen tapu sahibi olmaya davet ediyoruz. Değerli dinleyenler, haftanın 7 günü, günün her saati ücretsiz servislerimiz ile arsa sunumları için hizmetinizdeyiz. Ne faiz ne borsa, en iyi yatırım arsa. Bener ailesi olarak topraktan gelen berekete sizleri de ortak olmaya davet ediyoruz. Bir çağrı atın, toprağın bereketine ortak olun. 0212-903-0028 0212-903-0028'den arayabilirsiniz. İstanbul Silivri bölgesinde 250-300 metrekare arsalarımız kefilsiz, vade farksız, 36 aya varan taksit seçenekleri ve Bener Grup ayrıcalığı ve güvencesiyle sizleri hemen tapu sahibi olmaya davet ediyoruz. Değerli dinleyenler, haftanın 7 günü, günün her saati ücretsiz servislerimiz ile arsa sunumları için hizmetinizdeyiz. Ne faiz ne borsa, en iyi yatırım arsa. Bener ailesi olarak topraktan gelen berekete sizleri de ortak olmaya davet ediyoruz. Bir çağrı atın, toprağın bereketine ortak olun. 0212-903-0028 0212-903-0028'e çağrı atsanız bile yeterlidir. Toprak anadır, doğurgan ve koruyucudur. Çünkü ekmek orada, iş orada, aş orada, ev orada ve yaşam orada. Bener diyor, kazanç da orada. Çocuğunuzun bahtını yapamayabilirsiniz. Tahtını Bener Grup ile beraber yapabilirsiniz. Altının ederini sarraf, arsanın değerini Bener bilir. Bizim lig çok yakında Kanal 28'de. Biri güzellik mi dedi? O zaman hanımlar ekran başına. Her cuma 12-14 arası sizlerleyiz. Kadına dair her şey birbirinden özel konuklarla, çilemle, sağlık, güzellik aslında. Nasıl daha güzel olurum diyorsanız bu programı kaçırmayın. Ahmet Olgun Show yeniden Kanal 28 ekranlarında. En güzel şarkıları ve farklı konuklarıyla Ahmet Olgun Show Cuma saat 17'de Kanal 28 ekranlarında. Ey sevdiğim, beni çok incidirsin. Verdiğim sözlerden dönen değilim. Kainat kainat yapmadım ki ben bir tanım. Aklım varlık deryası yapmadım ki ben bir tanım. Giresun'dan Anadolu'ya, diyar diyar memleket.
Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican'ın konuk olacağı Abdullah Akgün'le Memleket Değerleri Cuma saat 22'de Kanal 28 ekranlarında. As Müziği'nin sunduğu Sinop Show devam ediyor. Canım anam, canım babam, hakkınızı helal edin. Artık benim anam babam, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı kan kırmızı bayrağım, uğruna öleceğim vatanım. Oğlunu kınalarla gönderirsin askere. Oğlunu kınalarla gönderirsin askere, askere. Yaş düşmüş bak o güzel senin narin gözlere. Yaş düşmüş bak o güzel senin narin gözlere. Canım anam ağlama, oğlun asker yurduna, şehit olsam uğruna, canım feda vatana. Canım babam ağlama, oğlun asker yurduna, şehit olsam uğruna, canım feda vatana. Oğlum, saçlarını kınalayıp yolladım askere. Dur diyemedim yaşlı gözlere. Oğlum asker olmuş vatana. Var git kuzum, benim de canım kurban vatana. Eğer gelirse bir gün şehit haberim, ben kuzumsuz neylerim? Seni gelecek diye yollarını gözlerim. Var git kuzum, benim de canım kurban bayrağım. Yıllarca sen çalıştın, bizi aç bırakmadın. Hakkını helal eyle oğlun asker babacığım. Yıllarca sen çalıştın, bizi aç bırakmadın. Hakkını helal eyle oğlun asker babacığım. Canım babam ağlama, oğlun asker yurduna, şehit olsam uğruna, canım feda vatana. Asker yurduna, şehit olsam uğruna, canım feda vatana. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu arada çaylarımıza geldi, kanalımıza teşekkür ediyoruz. Hazır yeri gelmişken yönetim kurulu başkanımız Sayın Cemal Akkaya ve İzzet Bayram bizleri izliyorlarmış. Selamlar sevgili. Evet. Çaylar firmadan, tas tabağı kırmadan dedi. İzzet Bayram'a selam olsun. Selamlar sevgiler olsun. Sevgili İzzet. Evet. Çok güzel bir türküydü. Şimdi baştan mı söyleyeyim arkadaşlar onların hepsini? Sevgili İzzet Bayram'a ve Cemal Akkaya'ya teşekkür ediyoruz. Çaylar firmadan, tas tabağı kırmadan demişler. Allah razı olsun. Biz de kanalımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili İzzet Aydın. Çok güzel bir türkü. Evet. Geçtiğimiz günlerde acı olayları sen de yaşadın. Evet, evet. Şu an göğsün üzerinde hem de hemşerilerimiz, şehit evet. Kardeşlerimiz, pırıl pırıl arkadaşlarımız şehit oldular. Senin duygu dileklerini, düşüncelerini şöyle dinlemek istiyoruz. Şimdi, gerçekten derler ya yaşamayan bilemez diye. Biliyorsun evet. Bu
Temmuz ayında ben de yaşadım. Eniştemi kaybettim. Evet. Biliyorum, Allah rahmet eylesin. Evet. Yani tarifsiz bir acı denilen... İsmini söyleyelim eniştenin. Evet, Bahattin kardeşim. Bahattin. Allah rahmet eylesin. Yani çok sevdiğim. Evet. Yani saydığım bile neşesinin hep ırak olan bir insan. Bu mertebeye ulaştı. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum ben kendisine. Yani evet. Biliyorsun ben pek konuşamıyorum. Konuştuğum zaman da susmuyorum. Biraz da ağır geliyor konuşmalarımız bazen. Ama yani kelimelerin son noktasındayız. Değil mi? Kelimelerin gerçekten son noktasındayız artık. Onun için ben fazla konuşmayacağım. Bu akşam yasımız var. Evet. Ama yasımız var diye de biz yılmayacağız hiçbir zaman. Yani kesinlikle. Kimseye meydanı bırakmayacağız. Kesinlikle. Hiçbir şekilde bırakmayacağız. Ayrıca dün gene Sinop Derneklerinin bir yürüyüşü oldu. Evet. Şimdi eski ismi önemli değil. Yeni ismi Şehitler Tepesi olan evet. Stadın orada. Teşekkür ediyorum tüm Sinoplu hemşerilerime ve de oraya katılan tüm dostlara Allah razı olsun diyorum. Ya bu gibi şeylerde birlik, beraberlik olmak gerekiyor ve bunu da biz en güzel şekilde sağladığımızı düşünüyorum. Evet. Bizleri aynı zamanda SINDEF Genel Başkanımız Engin Kırmızıgül ve SINDEF Camiası, yine SİAD Genel Başkanımız Keramettin Arpacı ve SİAD Camiası, Sinop İş Adamları Dernek Başkanımız sevgili Rafet Orhan ve İş Adamları Camiası, yine SEV, Sinop Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili Mehmet Coşkun ve tüm kadrosu bizleri izliyorlarmış. Her hafta olduğu gibi teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Aynı zamanda yine Yeşil Vadi Arsa Ofisi, Rafet Orhan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayran olduğum insanlardan bir tanesi. Rafet Orhan'a, Yeşil Vadi Arsa Ofisi'ne ve çalışanlarına bol kazançlar diliyorum. Yine bizleri Sinop'tan Haber 57 Osman Aksu abimiz izlemeklermiş. Birazdan bir VTR yayınlayacağız. Şehitlerimizin cenazesinden görüntüler olacak. Sevgili Osman Aksu abimiz bunları bizlere ulaştırdı. Birazdan VTR'mizi yayınlayacağız. Yine bizleri takip eden sevgili sponsorlarım, şöyle arkadaşlar R harfi alalım. Ben hemen sayayım, sıramı savayım. Emel Mefruşat, Necmettin Özcan abime teşekkür ediyorum katkılarından ötürü. Yine Terzi Recep'e teşekkür ediyorum. Damla Kına Organizasyon Yunus kardeşime çok teşekkür ediyorum. Damla Düğün Salonu Bayrampaşa Kartaltepe'de Ekrem Demircan'a çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle Serkan Savaşkan sevgili dayıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve Boyabat'ta Zafer Otel Hasan abime çok teşekkür ediyorum. Konuşmalara devam edeceğiz sevgili Gurbetçi. Evet, ayrıca değerli Aydın Sevim, kusura evet. bakmasın Ali abiden özür diliyorum. Hazır R varken ben de iki sponsorumu söyleyeyim. Oğuz Onur Nakliyat, Mehmet Elikoğlu'ya teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Ayrıca Has Güleryüz Tekstil, Hasan Güleryüz başkanımıza. Hasan abimize selamlar, evet. Evet, şu anda bizi ayrıca Sultanbeyli Gerzeliler Dernek Başkanı Mustafa Civelek kalabalık bir grupla izlediğini belirtmiş. Sağ olsun, var olsun, mesajını da göndermiş. Az sonra şimdi okuyacağız. Hasan abi demişken. Evet. Hasan abi birçok arkadaşımıza yardımcı olan bir isim, Hasan Güleryüz. Evet, sağ olun. Sinop Show'da Hasan Güleryüz'ü biz görmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sponsorluğu başlar. Hasan Güleryüz de İzzet Aydın'a desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Yine yanında olduğunu gösterir diyoruz. Evet, sağ olsun. Her zaman yanımızda sanmıyorum. Yine yanımızda ayrılacağını düşünmüyorum. Salma salma Hasan abi, adamın ham maddesi abi. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Evet sevgili Gurbetçi Ali, sen içimizde en büyüğümüzsün yaşça. Geçtiğimiz günlerdeki bu olaylarla alakalı senin de duygularını dinlemek istiyoruz. Yani işe şuradan başlayalım. Benim anladığım kadarıyla, bazen okuduğum kadarıyla Çanakkale Savaşı'nda da birçok dış ülkeleri biliyoruz. Bölük bölük askerlerini Çanakkale Boğazı'na gemilerle saldılar ama bu memleketin çok büyük bir önce, evet. Evet, çok büyük bir iman gücü olduğunu, Mevla'nın korunan ülkelerinden bir tanesi olduğunu bu ülkenin unuttular. Ama Allah'ın izniyle ben bu sefer de diyorum ki tabii ki Allah'ın inayeti bize koruması, muhafazası muhakkak, buna kalben inanıyorum. Ama artık çağ öyle bir çağa geldi ki, akıl çağı, bilim çağı, insanlar aklıyla bunları çözüyorlar artık. Artık herhangi bir ayrımcılık olduğunun ben kalmadığına, şu sorunu bu sorunu diye bir şeyin olmadığına, hepimizin kardeşliğinin yavaş yavaş beyinlerde pekiştiğine inanıyorum ve bunu görüyorum. Halk da bunu artık iyice fark etti.
Yani şunu söyleyebilir miyiz Ali abi? Bu ülke Kürt'e de yeter, Türk'e de yeter, Laz'a da yeter, Çerkez'e de yeter. Birçok medeniyeti barındıran bir ülkeyiz biz Türkiye olarak. Ya, neyi paylaşamıyoruz değil mi? Bu çok güzel bir kelime ama sürekli kullanıldığı için ben şöyle bir tabir daha getirmek istiyorum. Mevla Kur'an-ı Kerim'de bizleri müjdeliyor. Biz diyor, sizler için diyor, her şeyi diyor, vaktiyle diyor, genişletiyoruz diyor. Evet. Yani dünya bizim için zaten yeterince büyük. Yeter ki biz dünyamıza saygı duyalım. Dünyamızı temiz kullanalım, iyi kullanalım. Yeter ki hoşgörülü olalım. İyi anlaşalım. Kardeş kardeş olalım. Hiçbir kötülüğe ne demiş atalarımız? Kim de bulmuş? Kötülükten. Evet. Hani zulümden ve kötülükten kimseye bir fayda gelmeyecektir. Kimse bahtiyar olamayacaktır bu konuyla alakalı. Evet. Gelelim iç acısı olan konularımız zaten çok malum. Burada söyleyecek sözümüz de yok. Zaten İzzat kardeşiminle biz o cenazede Dikmen'de beraberdik. Evet. Bu son olan olayda da büyük üzüntüyle acıyla takip ediyoruz. Başka yapabileceğimiz şu an için bir şey yok ama devletimiz biz çok eminiz ki bu konuda zaten kararlı adımlar atıyor. Eminim bu konuyla alakalı da ilerleyen günlerde iyi bir çözüm gelecektir. Ben yine de eline silah alan insanlara sesleniyorum. Bir insan öldürmek bin insan öldürmek gibidir. Arkadaşlar lütfen yaptığınız hataları artık siz de fark edin ve böyle şeylerden uzak durun. Zira kul hakkının affı yok. İnsan öldürmek de en büyük kul haklarından bir tanesidir. Siz böyle davrandığınız sürece Allah'ın bize habercisi Kur'an'da geçiyor. Sizin cennette yeriniz yok. Lütfen kendinize çeke düzen verin. Allah sizlere hidayet versin. Amin. Çok güzel konuştun. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Eyvallah. Şimdi sazın telleri de konuşsun. Bir küçük R'ye de ben alayım bir saniye. Bir küçük R'ye de sen al. Arkadaşlar R'ye gönderelim. Şimdi biz hep beraberiz. Zaten siz beni biliyorsunuz. Benim hiç sponsorum yok. Olmadı. Ben de kimseye gönül koyup gidemedim. Gönül verip, cesaret bulup. Ama buradan da bu seslenişe de bulunmuş olayım. Evet. Bize gönlünü açan, bizi seven, Türklerimizle, gönlümüzle, dostluğumuzla, kardeşliğimizle seven varsa Gurbetçi Ali'nin sizinle aramasını siz beklemeyin. Siz yeter ki bana yeşil ışık yakın, ben gelirim sizin yanınıza. İnşallah çünkü bu kanalda kalabilmek, bu programları sürdürebilmek basit değil. Samsunlu bir şu anda Çorlu'da oturan iş adamı arkadaşım. R'miz gitmiş galiba ama. Vezir İnşaat Şükrü Kırıkçı beyefendi birkaç hafta öncesinde bir düğünde söz vermişti. Ben yanındayım Ali'ciğim demişti. Ben onun yüreğine inanıyorum. Cesaretine inanıyorum. Aktifliğini biliyorum. Vezir İnşaat'a Ergene Samsunlular Dernek Başkanı'nın da yürütüyor. Başarılar diliyorum. Ayrıyeten bir siyasi partiden de siyasetle ilgileniyor. Şimdilik onun ismini vermeyin. Belki doğru olmaz. Ona ben iş hayatında, inşaat hayatında başarılar diliyorum Sayın Şükrü Kırıkçı'ya ve Çorlu'daki bütün gönül dostlarına, menajerim Davut Tosunoğlu'na, bütün seyreden, bizi seyreden gönül dostlarına şimdilik selam göndermiş olayım, bu kadar. Evet, şimdi Türklerimizi dinleyelim. Gelişim kardeş, son görüşümdür. Bugün son gelişim dost dost,
son görüşümdür. Gidip de gelmemek varmış, gelip de görmemek varmış. Dünya hali pek yalanmış, sen hakkını helal eyle. Gidip de gelmemek varmış, gelip de görmemek varmış. Dünya hali pek yamanmış, sen hakkını helal eyle. Dallara düşünce ayaz, belki gelemem ben bu yaz. Giymiş olurum ben beyaz, sen hakkını helal eyle. Sen hakkını helal eyle. Dağlara düşünce ayaz, belki gelemem ben bu yaz. Giymiş olurum ben beyaz, sen hakkını helal eyle. Sen hakkını helal eyle. Topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inse öpse o bakanlığını değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in askerleri, Bedir'in askerleri o ancak, ancak o kadar, ancak o kadar şanlıydı. Bugün son gelişim kardeş, son görüşümdür. Bugün son gelişim dostum, son görüşümdür. Talan oldum, talan oldum. Yaşadım da yalan oldum. Bahçemde güllerim soldu, sen hakkını helal eyle. Talan oldum, talan oldum. Yaşadım da yalan oldum. Bahçemde güllerim soldu, sen hakkını helal eyle. Düşünce ayaz, belki gelemem ben bu yaz. Giymiş olurum ben beyaz, sen hakkını helal eyle. Sen hakkını helal eyle. Şanurum ben beyaz, sen hakkını helal eyle. Sen hakkını helal eyle. Sen hakkını helal eyle. Türkiye'de bir ilk Sinop Show. Sinop'u evlerinize getiriyoruz. Haydi Sinoplular, ekran başına. Sinop'un sevilen sanatçılarıyla Sinop Show Kanal 28 ekranlarında. Aydın Sevim, İzzet Aydın, Ufuk Okçu, Gurbetçi Ali ve Necip Can sunumuyla
Sinop Show Perşembe 21.30'da Kanal 28 ekranlarında. Sakın kaçırma. Ayak gerze, el felek, boyabat dikmen türkeli, saray düzü duran gezmeli, ne güzel şehir Sinop. Evet sevgili izleyenler, Sinop Show'da yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Demin Gurbetçi Ali çok güzel bir şey söyledi. Bu programlar kolay kolay olmuyor. Bu programlar sizlerin desteğiyle, sponsorların desteğiyle gerçekleşiyor. Bizler kendimizce sizlere hem hediye babında hem de sizlerin bizlere olan desteği karşılığında bir güzel hediye hazırladık. Bu güzel hediye paketlerini size tanıtmak istiyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz bizim bütün albümlerimizi kapsayan güzel bir arşiv. Hemen şöyle içini açacağım. Sevgili Gurbetçi Ali'nin en yeni albümü. Sevgili yine benim en son albümüm. Hemen şöyle çeviriyorum. Sevgili Necip Can'ın en yeni albümü. İzzet Aydın'ın son albümü yine. Yine Snob'un meşhur davul zurnası. Olmazsa olmazı. Ve burada da bütün sanatçılarımızın albümlerini yine kapsayan MP3'ü sizlere hediye olarak gelecek. Bu kutunun içerisinde. Ne yazıyor bu kutuda? Hemen şöyle bak. Ne yazıyor? Sinop Yıldızları. Sinop Yıldızları. Bu arkadaşlarımızın teker teker albümlerini arayıp da bulmaya çalışmayacaksınız. Hepsini biz size göndereceğiz. Yine bunun yanı sıra ola ki cep telefonunuzda ve aracınızda, bilgisayarınızda dinlemek istiyorsunuz. Yine flash bellekle birlikte, şu elimde görmüş olduğunuz flash bellekle hem telefonunuzda hem bilgisayarınızda, tabletinizde, aracınızda rahatlıkla dinleyin diye bütün sanatçılarımızın bugüne kadar çıkartmış olduğu bütün albümleri yer alıyor. Gurbetçi Ali'nin 5 albümü, benim 5 albümüm, Necip Can'ın 2 albümü, İzzet Aydın'ın 1 albümü hepsi yer alıyor ve Davul Zurna'nın son albümü bu arşivde yer alıyor. Yine bunların yanı sıra bizleri başka bir şey daha mı var, vereceğiz? Olmaz olur mu? Bizleri cep telefonunuzda dinliyorsunuz, tabletinizde dinliyorsunuz, şarjınız bitti. Ola ki ya adam tam Davul Zurna dinliyor, bir anda şarj bitti. Ne yapıyorsunuz? Ona da çözüm buldun inşallah. Bulmaz olur muyum abi ya, ben hafta arası hiç boş durmuyorum. Hemen şöyle sevgili İzzet Aydın, senin vardır tırnağın. Şunu açıver bana. Şimdi görenler diyecek ki o kadar büyük powerbank olur mu? Hemen çıkartalım. Abi evet. Çok şık. Şu çok şekilde şık. Powerbankımız. Aynı zamanda bunu fener olarak da kullanabiliyorsunuz. Ha, bir de o özellik mi var? Tabii. Gece arabanız bozuldu, Allah korusun. Serdar Bey tam sana göre. Değil mi? SOS yapıyor bak, görüyor musun Necip abi? Aracınız bozuldu. Hemen yanınızda torpidonuzda ufacık bir powerbank. Telefonunuzu 3 defa %100 full şarj edebileceğiniz bu powerbank'ı da hediye olarak gönderiyoruz. Aynı zamanda tabletinizi de şarj edebilirsiniz. Sizlere hediye olarak gönderiyoruz. Bütün özelliklere sahip olan var. Ve bunların yanı sıra alın yazınız haricinde bütün yazdıklarınıza imza atan, yine üzerinde de bizim adımız, hemen şöyle göstereyim. Sinop Show, Sinoplu Sanatçılar. Şu an ekranda ters görünüyor ama Sinop Show, Sinoplu Sanatçılar yazan kalemimizle sizlere göndereceğiz. Yazdıkça ola ki şiir yazarsınız, şarkı yazarsınız, bizleri hatırlayın diye bu kalemi de sizlere hediye olarak göndereceğiz. Kalemlerle beste yaparlarsa bize göndersin. Evet. Onları da bizlere gönderin. Evet. Ve bu kadar ürünü ben sadece kaça göndereceğim sizce? Vallahi çok şey saydın Aydın. Şu an buradaki masada görmüş olduğunuz şeyleri. Ali abi sen kaç para verirsin buna? Veyahut da piyasada ne kadardır bu? 200 liradan aşağı olmaz. 200 lira Necip abi. Vallahi Ali Bey doğru söylüyor. 200'den aşağı alınmaz. Çünkü kaç tane albüm şimdi var? Albüm fiyatlarını göz önüne alırsak 20 liradan da albüm satışını düşünürsek evet. Yani 250'leri de buluyor yanındaki ürünlerle birlikte. 300 liralık bu arşivi sizlere sadece 99 TL'ye gönderiyorum. 99. Kargo parası istemiyorum. KDV istemiyorum ve bir hafta içerisinde de bu arşivi sizlere ulaştırıyorum. Bu arşiv içinde neler var? Hemen şöyle senin de yanında açalım. Sevgili kameramanımız da görsün. Demin o kameradan evet. Gösterdik. Şimdi bu açıdan gösterelim. Benim son albümüm, Gurbetçi Ali'nin son albümü, Necip Can'ın son albümü, İzzet Aydın'ın son albümü, Sinop Davul Zurna ve bütün albümlerin yer aldığı MP3'ü de gönderiyoruz. 0212 alan koduyla 945-0857 945-0857 sadece çağrı bırakıyorsunuz. Bir şey mi söyleyeceksin Ali abi? Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Belki de sen beklemiyordun ama hafta içi haftada en az iki defa As Müziğe geliyorum stüdyoya. Evet. Abi telefon ediyor. Diyor ki bitti. CD'ler kutulara doldurduk.
bir 50 tane daha getir. Bu hafta iki defa gittim. Çok güzel. Bir seferinde 75 tane vardı. Bir kere de 50 tane şimdi varmış arabada. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bizzat çağrı merkezinde ben kendim duruyorum. Bazı telefonlara kendim cevap veriyorum. Diyorlar ki ya bunların arasında diyorlar bayan sanatçı yok. Bak dalga geçiyorlar bizimle resmeye. Dalga geçiyorlar. E bunlar diyor şunu okuyor mu? Adam telefonda resmen dalga geçiyor. Sevgili seyirciler, biz bunu bizimle dalga geçin diye yapmadık. Siz bizim albümümüzün tanesini 20 TL vereceksiniz diye biz hepsini bir arşivde topladık ve sizden destek amaçlı bunu yapıyoruz. Sizler bizim yanımızdasınız. Ya beni tanıyan Gurbetçi Ali'yi de tanısın. Gurbetçi Ali'yi tanıyan Necip Can'ı da tanısın. İzzet Aydın'ı da tanısın. Ufuk'u da tanısın diye biz bu arşivi sizlere hazırlıyoruz. Ve bunda bir emek var. Gerçekten bunda hafta arasında yaklaşık 8 tane arkadaşımızın emeği var. O yüzden yönetmenim işaret ediyor fazla vaktimiz yok. 0212 alan kodu ile 945-0857 945-0857 çağrı bırakıyorsunuz. Onlar size dönüş sağlıyorlar. Evet, aramaya sonraki, da gerek yok. Çağrı sonraki, yeterli. Evet, bir sonraki tanıtıcıda görüşmek üzere diyorum. Türkiye'de bir ilk Sinop Show. Sinop'u evlerinize getiriyoruz. Haydi Sinoplular, ekran başına. Sinop'un sevilen sanatçılarıyla Sinop Show Kanal 28 ekranlarında. Aydın Sevim, İzzet Aydın, Ufuk Okçu, Gurbetçi Ali ve Necip Can sunumuyla Sinop Show Perşembe 21.30'da Kanal 28 ekranlarında. Sakın kaçın. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Sen oğlunu geri dönme say annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Sen oğlunu geri dönme say annem. Ben ölünce belki vatan savrulur. Belki duman 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 savrulur. Belki sesim çığlık çığlık duyulur. Belki oğlum bir tabuta koyulur. Gülümse anne. Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur. Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur. Belki oğlun bir bayrağa kan olur. Gülümse anne. Yine toprak yaz
gelince çiçekleri. Sen beni hep rüyalarda gör annem. Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir. Sen oğlunu rüyalarda gör annem. Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir. Belki dağlar duman duman savrulur. Belki sesim çığlık çığlık duyulur. Belki oğlum bir tabuta koyulur. Üzülme anne. Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur. Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur. Belki kalbim bir bayrak kan olur. Üzülme anne. Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur. Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur. Belki kalbim bir bayrak kan olur. Gülümse anne. Evet, çok güzel bir eser. Ağzına yürüme sağlık, sağ olasın. Şimdi şehitlerimize kimse ölü demesin. Onlar ölü değillerdir diyor atalarımızın da ve çoğumuzun şu sıralar dillerinde olan bir söz var. Evet, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu ülke üzerinde oynanan oyunlara da Türk milleti gelmez diyorum. Bizler askerimizi, polisimizi çok seven insanlarız. Vatanı için canlı pahasına savaşacak insanlarız. O yüzden ben tekrar tekrar ülkemizde yaşanan bu terör olaylarını kınamakla, ya ne diyebilirim ki, dediği gibi İzzet'in söz gelmiyor aklıma. Üzülüyoruz. Evet, şehit olan kardeşimiz Hakan Tanrıkulu. Şu yakamda resmini görüyorsunuz. Arkadaşlar yakın alın siz. Hakan Tanrıkulu o gün bombalı kişinin üzerine atlayanlardan bir tanesi. Ve cesedi paramparça oldu. Cesedi tanınamaz hale geldi. Kardeşinin saçından DNA testi yapıp da bunu buldular. Biz böyle çocukların bulunduğu vatandayız ya. Biz böyle bir Türk'üz. Böyle bir askeriz. Böyle bir polisiz. Yani terör ne ki bizim için? Ya siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Bizleri susturabileceğinizi, bizleri durdurabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Biz bir ölürsek bin doğarız, bin çoğalırız. O yüzden siz aklınızı başınıza alın. Sosyal medyada görüyorum. Okulda çocuklar halay çekiyorlar. İsmini vermek istemiyorum o okulun. Bu ne biçim bir iştir ya? Ne biçim bir terbiyesizlik? Siz okula okumaya gidiyorsunuz. Okulda size Atatürk'ü anlatıyorlar. Okulda size Osmanlı'yı anlatıyorlar. Okulda size bizim tarihimizi anlatıyorlar. Siz hangi cüretle halay çekiyorsunuz? Kimsiniz siz? Haddinizi bileceksiniz oğlum. Haddinizi bileceksiniz. Burası Türkiye. Türkiye'de yaşıyorsanız haddinizi bileceksiniz. Dua edin, şu an ekrandayım. O kadar küfürler dolanıyor ki buraya. O kadar küfür dolanıyor ki. Dua edin, ekrandayım. Haddinizi bileceksiniz. Oh olmuş diyor bir tanesi de. Evet, şu an cezaevinde. O yüzden haddinizi bileceksiniz. Bunlar sadece bizim ortadan topladıklarımız. Dağda leşini görmediklerimiz niceleri var. Siz çoğalamazsınız ama demiş ya bir tane şerefsiz. Ya ben Türk askerini vurdum. 18 yaşındaydı, 20 yaşındaydı. Ben 40 yaşıma geldim. Türk askeri hala 20 yaşında.